Herkese merhaba. Bu videoda sizlere Kobo Abe'nin yazmış olduğu Virane Harita isimli kitaptan bahsetmek istiyorum. Kitap Hiroshi Nemuro isimli bir adamın kaybolmasıyla başlıyor. Adam kaybolduktan sonra eşi bir dedektife onu bulması için bir başvuruda bulunuyor ve kitabımız bu dedektifin kayıp olan adamı bulma hikayesini anlatıyor. Polisiye türünde yazılan bir kitap diyebiliriz Virane Harita için. İlk kez 1967 yılında basılmış olan bir kitap ve kitap içerisinde aslında karakterlerin birbiriyle olan ilişkileri, hayatı sorgulamaları ve belli konulardaki toplum eleştirilerini de okuyoruz. Ben daha önce Kobo Abe'nin Kumların Kadını isimli kitabını okudum sadece ve o kitap oldukça hoşuma gitmişti. Çünkü gerçekten basit sayılabilecek bir konuyu, belki de çok ilginç bir noktaya taşıyan bir öykü sunuyordu o kitabında bize. Bu kitapta da yine yazarın insanlara bakış açısını görebiliyorsunuz. Kitabın başında dedektifimize bir harita veriliyor ve bu verilen haritaya göre kayıp olan adamı bulması isteniyor. Aslında bu harita üzerinden bizler de bir dedektifle birlikte bir yolculuğa çıkıyoruz. Dedektif kayıp adamı ararken kendi içindeki bazı duyguları, bazı düşünceleri de fark ediyor. Açıkçası benim beğendiğim, fakat Kumların Kadını kitabına göre bir karşılaştırma yapacak olursam belki de ortalama sayabileceğim bir kitap oldu. Ama bu konuda çok da bir yorum yapamayacağım açıkçası. Çünkü yine de kitap tür olarak belki polisiye ağırlıklı olduğu için de farklı bir çizgide ilerlemiştir. Çünkü Kumların Kadını büyülü gerçekçiliğe de daha yakın sayılabilecek bir türdeydi. Ve bu kitapta da sürekli bir aksiyon içindesiniz ve olayı çözmeye çalışıyorsunuz. Sonraki adımda neler olacağını merakla okuyorsunuz. Ve bunları yaparken de o dönemin Japonya'sını az da olsa görebiliyorsunuz. Açıkçası bazı konularda oldukça ilginç bulduğum şeyler oldu kitabı okurken. Zaten az önce de söylediğim gibi kitap sizi sürekli bir tetik halinde tutuyor. Sonra ne olacak diye heyecanla bekliyorsunuz. Fakat sonlara doğru yaklaştığımda açıkçası bazı şeylerin tam olarak sonuçlanamamış olması beni birazcık hayal kırıklığına uğrattı ve bu açıdan da kitabı değerlendirirken puanımı biraz daha düşürdüğümü söyleyebilirim. Yine de Japon edebiyatını okumaktan hoşlanıyorsanız sizin için farklı bir deneyim olacağını düşünüyorum. Çünkü kitap salt bir polisi olarak değerlendirilemeyecek bir kitap bana göre. İçinde oldukça bol psikolojik tahlillerin de yer aldığı bir anlatıma sahip. Bu nedenle de yer yer sizi sıkabilecek şekilde betimlemelere gidebiliyor kitap. Ancak o bölümleri bitirdiğinizde, sayfaları atladıkça bu çözümlemelerin sizi oldukça düşündürdüğünü ve belli konularda beyin jimnastiği yaptırdığını da görebiliyorsunuz. Bu açıdan da benim oldukça hoşuma gitti. Dediğim gibi Japon edebiyatına ilginiz varsa, polisiye türünde kitaplar okumayı da seviyorsanız, aynı zamanda psikolojik çözümlemelerin bol olduğu romanları da seviyorsanız bir göz atmanız gerektiğini düşünüyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.